Merhaba arkadaşlar, Kolay Web Tasarım'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün GameGuru'da setup almayı göreceğiz. Yani oyunumuzun çıktısını artık alacağız bu dersimizde. Evet, bu son ders olarak düşünmeyin ama bunu öncelikle yapmak istedim ki oyunlarını geliştirmiş olanlar artık çıktılarını almak istiyor olabilirler. Ya da işte belki arkadaşlarıyla paylaşmak istiyor olabilirler. Bunu nasıl yapabileceğimizi öncelikle göstermek istiyorum. İlk olarak tabii ki birkaç tane aşamadan geçeceğini bilmeniz gerekiyor. Birinci aşamamız, bir önceki derste hatırlarsanız menü ekranlarının yapımını öğrenmiştik. Arkadaşlar öncelikle menü ekranlarımızı düzgün ve güzel bir şekilde özenerek yapalım ve bu menü ekranlarımızı bitirelim. Birinci aşamamız bu. İkinci aşama, çıktıyı aldıktan sonra, yani derlenmiş dosyayı aldıktan sonra, setup'tan bahsetmiyorum. Şu şekilde levelimizin tamamını aldıktan sonra diyorum yani. İlk girdiğimiz aşamada karşımıza bir karşılama ekranı çıkar. Yani bu ekrandan sonra, bu yükleme ekranından sonra menü ekranları açılır. Öncelikle orayı düzenlememiz gerekiyor. Hemen o bölüme geçelim. Çok fazla uzatmayalım. İlk olarak arkadaşlar C'ye geliyorum. Program kurulu olduğu alana gideceğim burada arkadaşlar. Nerede kuruluydu? Ben de Steam'de kurulu. Steam Apps içerisinde bakalım. Evet, Steam Apps içerisinde, Common içerisinde, GameGuru şeklindeydi değil mi? Güzel. Şimdi bakın, Files şeklinde bir klasörümüz var. Bu files'ı açıyoruz arkadaşlar. İçerisinde language bank var ve English şeklinde var. Bu English'i açıyoruz ve arkadaşlar artwork klasörüne geliyoruz. Evet, yolumuzu şu anda öğrenmiş olduk. Ve bunun içerisinde bir watermark diye son olarak bir klasör daha olacak arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Sizde bu şekilde değildir. Nasıldır arkadaşlar? Eğer hiç oynamadıysanız, kaybolmasın diye ben buraya bir kopyasını almıştım. Şu şekildedir. Yani oyununuzun çıktısını aldığınız zaman sizi ilk olarak bu şekilde bir ekran karşılayacak ki burada da bakın zaten kopyasını veriyor. Bu alandan diyor. Burayı değiştirebilirsin. İşte şirket adı vesaire yazılabiliyor. Bu alana logolar vesaire konulabiliyor arkadaşlar. Ben de aynen burada göstermiş olduğu gibi küçük bir giriş ekranı oluşturdum. Bunu hatırlayın bir önceki dersten. Ne demiştik? Menü ekranlarını yaparken her boyuta göre yapıyoruz demiştik. Bunu da aynen o şekilde arkadaşlar, her boyuta göre yapmamız gerekiyor. JPG formatındadır zaten. Bir önceki dersi seyrederseniz nasıl düzenleme yapacağımızı da öğreneceksiniz anlamına geliyor. Bunları yani normal JPG olduğundan dolayı her birini Photoshop içerisine sürükle bırak yapıyoruz. Photoshop'ta düzenliyoruz. Dosya ismini değiştirmeden ve dosya formatını değiştirmeden tekrar kaydediyoruz arkadaşlar. JPG formatında. Bir önceki derste PNG idi. Hatırlayın. Burası JPG formatında kaydetmiş oluyoruz her boyuta göre. Güzel. Bu aşamaya da geçtik. Yani oyunumuzun çıktısını aldıktan sonra karşımıza çıkacak olan ilk logo ekranı ve logo ekranından hemen sonra menü ekranlarımız hazır durumda değil mi? Peki bu çıktı işlemi nasıl yapılıyor? Şimdi o aşamaya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ben GameGuru'yu açıyorum. Evet de GameGuru'da levellerimizin tamamen bitmiş olması gerekiyor. Eğer birden fazla level yaptıysanız, yani daha önce göstermiştim levelleri birbirine bağlamayı, level 1, level 2 şeklinde bağlamayı, o aşamalarında tamamen bitmiş olması gerekiyor. Ve çıktıyı alabilmek için arkadaşlar level 1, hangi levelden başlayacaksak onu açmamız gerekiyor. Açılsın. Evet, açıldı. Ben böyle test olması açısından küçük bir level gibi bir şey oluşturdum. Küçük bir alan oluşturdum arkadaşlar. Bakalım şimdi bunu ne yapacakmışız? Öncelikle adım 1, adım 2'yi doğru şekilde uyguladıktan sonra file alanına geliyorum arkadaşlar. Bakın tekrarlayayım. Eğer birden fazla level varsa
Tamamı bittikten sonra, yani tamamı normal kaydettikten sonra level 1'e açıyorum arkadaşlar. Şu an level 1'deyim. Oyunumun girişindeyim. File alanına giriyorum. Bakın burada sahne kayıt gibi bir buton var. Save Standalone diye yazıyor. Buna tıklıyoruz. Öncelikle diyor leveli kaydedecek misin diyor. Evet diyorum arkadaşlar. Saving level oluyor ve bekliyoruz. Ve biraz sonra derleme işlemini yapabileceğimiz bir ekran açılacak ki evet açıldı. Derleme işlemini gerçekleştireceğiz şimdi. Nereye derleyelim arkadaşlar? Masa üstüne derleyelim mi? Masa üstüne ben bir klasör oluşturuyorum. Adı da Game Guru oyunum olsun mesela. Bunu seçiyorum. Klasör seçiyorum arkadaşlar. Evet, neredeymiş? Masa üstümde Game Guru oyunum klasörün içerisine kaydet diyorum ve beklemeye başlıyorum arkadaşlar. Buradan sonra sadece bekleyeceksiniz. Bu aşama derleme aşaması arkadaşlar. Sahnelerimizi derliyor, toparlıyor ve çıktı alıyor aslında şu anda bizim belirlediğimize göre. Tabii benim menü ekranım sizle birlikte yaptığım gibi kaldı. Ama siz tamamını yaparsanız iyi olur. Sahnelerinizin yoğunluğuna göre, levellerinizin çokluğuna göre buradaki hız değişecektir arkadaşlar. Yani eğer iyi gelişmiş bir oyun yaptıysanız bayağı bir süre bekleyebilirsiniz. Tabii bilgisayarınızın hızına bağlı olarak da değişecektir ama sabırlı olmanız gerekiyor bu aşamada. Ben mümkün olduğunca özet bir şekilde, daha net anlayabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi eğitim serisinin devamı muhakkak ki gelecektir. Ama bu dersi geciktirmek istemedim. Evet, %100 oldu. Beklemeye devam ediyoruz. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Evet, güzel. Bakın kendi kendine tekrardan buraya geldi. Şimdi ben Game Guru'yu artık kapatabilirim. Game Guru ile ilgili benim bir işim kalmadı. Şimdi bakın masa üstüne Game Guru oyunum şeklinde bir klasörüm var. Bu klasöre geldiğim zaman oyun 1 diye yazıyor. Level 1'im yani benim. Buraya geldiğim zaman bakın burada uygulamam var. Yani masa üstünde kişiler bununla çalıştıracaklar. Peki setup dosyası nasıl oluşturulacak? Onu ayrı bir programda oluşturabilirsiniz. Bütün derleme, setup yapma programları olur arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Öncelikle test her zaman iyidir, değil mi? Bir test yapalım arkadaşlar. Çift tıklayarak bir açalım. Evet, bakın. Öncelikle karşılama logo ekranı, az önce göstermiş olduğum watermark alanı beni karşıladı. Oyun yükleniyor ve yüklendi. Buradaki ekranda bir önceki derste düzenlemeyi öğrenmiştik arkadaşlar. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz ve oyuna başla diyorum arkadaşlar. Ve yükleme ekranı geldi. Buraların tamamını kendi kafanıza göre güncelleme şansınız var. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Seyretmemiş olanlar sağ üst köşedeki karttan buradaki ekranların nasıl güncellendiğini öğrenebilirler. Ve evet, görmüş olduğunuz gibi oyunum yüklendi arkadaşlar. Ve istediğim gibi oyunda düzenlemeler yapabileceğim. Yani oyunda işte hani nasıl bir düzenleme yaptıysam, hikayem nasıl geliştiyse o şekilde ilerleme şansım var. Belki telsiz görüşmeleri vardır. Daha önceki örneklerde göstermiştim altyazılar oyuna girdiği zaman eğer oyun serimizi seyredenler varsa bilecektir. Bir oyuna başlarken öncelikle tuşları anlatır. Mesela ilk girdiğimiz zaman işte F ile el fenerini aç diyebilir. Ya da farklı farklı görevler vardır burada. Burada görevlerimizi yaparak gideceğiz. Ve arkadaşlar şunu bir öldürelim de. Öldürdük. Şuradan ne diyelim? Main menüye tekrar gelelim. Oradaki alanları da arkadaşlar buradaki alanların tamamını
güncelleyebiliyorsunuz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben geçen ders sadece örnek olsun diye bir tanesini yapmıştım. Evet, şimdi bunu bu klasörü setup haline getirelim dilerseniz. Ben arkadaşlar şöyle bir program kullanıyorum. Dediğim gibi bütün setup programları olur. Hepsi olur. Smart Install Maker programım bu. Ben bir programı açayım. Ki ben bu programı nerede kullanmıştım? CryEngine 3'ü anlatıyorken nasıl setup alınır CryEngine ile şeklinde bir videomuz olmuştu arkadaşlar. Orada yine aynı programı kullanmıştım. Kolay bir program. Ürün ismi dediği mesela oyununuzun adını yapabilirsiniz. Oyunun adı da işte Game Guru oyunum olsun. Atıyorum. Şirket ismi işte Kolay Web Tasarım KVT olsun. Web sitemizde ne olsun? TürkEğitimPortali.com olsun. Buradaki mail alanlarını falan güncelleyebiliriz arkadaşlar. Hatta güncelleyeyim ya. Şey yapmayın böyle o kadar da atmasyon olmasın. tayfuneranbaci@gmail.com. Bu arada bu mailden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yorum yazmayı da unutmayın. Belgeler içerisine setup.exe olarak bunu kaydedecek. Yani nereye kaydedeceğini, setup'ı nereye çıkartacağını soruyor arkadaşlar. Dilersem mesela GameGuru oyunum setup diyebilirim. Masa üstüne çıkartsın ya. Çok uğraşmayalım. Kaydet diyeceğim. Şimdi buradaki işte versiyon varsa versiyonları girebilirsiniz. Birinci aşama tamamlandı. Dosyalar alanına giriyorum. Kaynak seçeceğim arkadaşlar. Dosyaları tek tek eklemeyeceğimden dolayı klasör işaretine tıklıyorum. Ve klasörde Game Guru oyunum şeklindeydi masa üstümde. Benim az önceki derlediğim dosyalardan bahsediyorum. Tamam diyorum ve hepsini seçiyorum. Evet, hepsini buraya attı arkadaşlar. Tamam, bütün hepsini buraya attı. Tamam. Şimdi üçüncü aşamaya gelelim. Sol tarafta böyle adım adım gidebilirsiniz arkadaşlar. Gereksinimler şunları kaldırayım. Bunlar zaten hem kalmadı hem de çalıştıracağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani testinize göre yapabilirsiniz. Bakalım diyaloglar alanında mesela lisans bilgi, mesela bir bilgi kutusu oluşturabilirsiniz. Ben bunların hepsini es geçiyorum. Arayüzle ilgili, evet arayüz olsun, bir arka plan olsun. İsterseniz arkadaşlar arka planı görselli yapabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapalım dilerseniz. Bende var mıdır? Yani şöyle bir şey olsun ya. Evet. Stil karo olabilir ya da esnek olsun. Yani yükleme ekranından bahsediyor arkadaşlar. Kendinize güzel bir görsel oluşturursanız ya da arka planı belli renklerden de oluşturma şansınız var. Peki yükleme ekranında üst taraf nasıl olsun diyor. Üst tarafta böyle olabilir. Ki burada istersem farklı ikonlar seçebilirim arkadaşlar. Kendi ikonlarımı da elbette kullanabilirim. Yani şu şekilde bir iko dosyanız varsa, Photoshop'ta bir iko dosyası oluşturduysanız bunu da arkadaşlar koyabilirsiniz. Bakalım. Aim renklerini seçebilirsiniz. Yani şuradaki alanı diyor arkadaşlar. Şunu da siyah yapalım. Ya da çok bir şey oldu. Evet, böyle iyi. Güzel. Logo alanı arkadaşlar yine yükleme ekranında sol tarafta barınan alan. Buradan özelleştirebilirsiniz. Kendi şu dikdörtgen şeklinde alanlarınızı yaparsanız daha iyi olacaktır. Yani daha güzel bir yükleme ekranına sahip olmak istiyorsanız bunların her birine özel dosya olarak yapıp özel resim olarak yapıp bu alanlara eklemeniz gerekiyor. Türkçe olacak. İkon yani setup ikonundan bahsediyor arkadaşlar burada. Setup ikonundan bahsediyor. Bunu tabii ki oyununuzun
ikon dosyası şeklinde yapabileceğiniz gibi klasik setup ikonlarından birisini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Kaldırma ikonu da böyle kalsın. Şimdi kısa yollar. Yani ben burada istiyorum ki oyunumu kursun istemiş olduğum alana. Kurduktan sonra da oyunun başlatma kısa yolunu masa üstüne çıkarsın. User menü şeklinde seçili. Şuradan hemen ekle alanına geliyorum. Kısa yol ismi ne olsun diyor. İşte oyunumun ismi burada olacak arkadaşlar. Adı neydi hatta? Game Guru oyunum. Değil mi? Oyunumuzun adı bu. Peki hangi dosyanın kısa yolu? Şuraya tıkladıktan sonra arkadaşlar seçeceğiz. Bakın burası bayağı kalabalık gibi duruyordur ama en alta indiğim zaman zaten işte install path, yani nereye kuruluysa oyun bir klasörün içerisinde oyun bir exe'yi arkadaşlar çalıştırsın diyorum. Ve bu şekilde geliyor. Parametreleri vesaire vesaire girebilirsiniz. İkon dosyası diyor. Bakalım bu neymiş? Evet, şöyle bir şey var. İlgili oyunumuzun ikonu ne olsun? Sanırım bu yorumlarda da gelen sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bu alandan bunu seçme şansım var. Benim ikon dosyalarım neredeydi? Editör GFX içerisinde GrooveForex Exe Eco diyor. Evet, buydu. Ben bunu seçeceğim. Arkadaşlar şu anda bunu da aslında simge durumuna küçültmek iyi olur da. Neyse, bir seçelim. Şimdi bir simge durumuna küçülteyim. Göstermek istiyorum çünkü. Mantığı kavrayalım. Şimdi ben çıktı dosyamın olduğu alana geldim. Files içerisine geldim. Editors içerisine geldim. GFX şeklinde bir klasör var. Bunun içine geldiğim zaman GrooveForex'e şeklinde bir ikon dosyam var arkadaşlar. Bu ikon dosyam benim çıktı aldığım zaman işte hani oyunun bir ikonu olur ya masa üstünde, tam olarak onu gösteriyor arkadaşlar. Bu ikon dosyasını değiştirebilirsiniz. Değiştirme şansınız var ki ben şununla değiştireyim onu. Değiştir diyelim. Güzel. Onu değiştirmiş olduk. Acaba aktarırken diğer haliyle mi aktardı? Neyse, en azından mantığı öğrenmiş oldunuz. Yani buraya gelmeden önce oradaki ikon dosyanızı değiştirirseniz arkadaşlar problem yaşamazsınız. Yani şuraya geldikten sonra editöre geleceksiniz. GFX'e geleceksiniz. Adı aynı olacak arkadaşlar. Guru-forex'e. Dosya formatı ICO şeklinde olacak arkadaşlar. Dosya formatına dikkat ediyoruz. PNG falan bir şey değil. PNG atarsanız da şu alanda, az önce oluşturmuş olduğumuz alanda tekrar gösterelim. İkon dosyasını doğru dosya olarak seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada ismini vesaire doğru şekilde seçmeniz gerekiyor. Tamamdır. Ben masaüstü alanını da yaptım. Kayıt defteri ile ilgili herhangi bir notum yok. Herhangi bir güncelleme vesaire yok arkadaşlar. Buraları ondan dolayı ben geçiyorum. Değişkenleri geçiyorum. Başka bir şeyim var mıydı? Kaldırma mümkün olsun mu? Evet. Mümkün olsun. Kaldırdıktan sonra bir web sitesine gidebilir kişiler. Buraları düzenleyebilirsiniz. Ama benim işlemim şu anda bitti aslında arkadaşlar. Şimdi güzel. Madem ki bitti, ben şuradan kurulumu inşa et butonuna bir tıklayayım ve şu anda kurulum yapıyor arkadaşlar. Bu arada çıktı dosyanızdan çok daha küçük bir hale getirecektir. Setup almanın aslında sebebi bu. Yani ben atıyorum 900 MB, işte 3 GB, 4 GB'lık bir dosya oluşturduysam bunu yarı boyutundan bile daha küçüğe denk getiriyor. Ve şimdi bu işlem tamamlansın. Sonra test işlemlerimizi yapalım ve sonlandıralım arkadaşlar. Evet. Derleme başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar. Tamamı tıklıyoruz.
Doğrudan test edebilirsiniz ama ben bir kapatayım şunu ve programdan tamamıyla çıkayım arkadaşlar. Bu arada ben bir demo sürümünü kullanıyorum. Ondan dolayı muhtemelen setup'ı açarken, yani setup'ımız da burada oluştu gördüğünüz gibi. Onunla ilgili bir uyarı verecekler ama tam sürümleri kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Farklı programlarda elbette kullanabilirsiniz dediğim gibi ama bu kolay bir setup yapma programı diyeyim ben size. Evet, görmüş olduğunuz gibi setup'ımız buraya geldi arkadaşlar. İşlemimiz aslında bu kadardı. Hemen şimdi testimizi yapalım. Paylaştığımız kişi çift tıklayarak açıyor. Bir saniye ya da bir hayır diyelim. Öncelikle bir şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Şunun boyutu normalde çıktısını aldığım haliyle 677 MB'mış. Ama bu setup'ın boyutuna bakalım 216 MB. Aradaki ciddi farkı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte biz bu yüzden aslında bu şekilde setup oluyoruz. Yani şu haliyle de paylaşabilir gayet tabii. Ama 677 MB'lık bir paylaşım yerine 216 MB'lık bir paylaşım her zaman daha iyidir. Bu yüzden setup haline getirilir. Şimdi çift tıklayarak açıyoruz. Yani işte paylaştığımız kişi kimse o açıyor. Dediğim gibi demo kullanmıştım ben. O yüzden o uyarıyı verdi. Şimdi arka planı görüyorsunuz. Arka planı seçmiştik biz. Burada işte Copyright 2019 ve Kolay Web Tasarım'ın ikonlarını görüyorsunuz. Game Guru oyunum, bakın otomatik olarak çekti ismi. Kurulumuna hoş geldiniz diyor. Ve Sihirbaz kolay bir şekilde kurulum yaptıracak. Görmüş olduğunuz gibi belirtilen yola oyunu kuruyor. Üst taraftaki alana bakıyoruz. Aynen bizim düzenlemiş olduğumuz gibi. İşte şu kadarlık boş disk alanı gereklidir diyor. Çünkü açacak tekrardan. İleri diyoruz. Masaüstü ikonu oluştursun mu? Evet, oluştursun. İleri diyoruz. Ve bu arada eğer bir bilgi alanı yazdıysanız buradan bir önceki aşamada o bilgi alanı gelecektir. İşte readme alanları falan var ya onun gibi. Kur dedikten sonra bakın çok kolay bir şekilde kuracak. Şu an kurmaya başladı. Normal bir oyun kurar gibi tıpkı bu alanları oluşturabiliyorsunuz. Farklı farklı setup programlarında çok daha iyisini, görselini yapma şansınız var. Eğer kodlama bilginiz varsa zaten farklı programlarda kullanma şansınız var. Evet, şu anda kuruldu diyor. Bittiye tıklıyoruz ve masa üstüne bakıyoruz. Game Guru oyunum diyor. Benim istediğim ikonla birlikte arkadaşlar geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi oyunu oynayacak kişi ne yapacaktır? Tabii ki çift tıklayıp artık oyunu açabilecektir. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde benim hazırlamış olduğum şekilde yükleme işlemi gerçekleşmiş. Oyunda doğru bir şekilde açılıyor. Buradaki alanları zaten sizin düzenlediğiniz şekilde açacaktır. Oyuna başlayacak ve başlayacak arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi oyunumuz yüklendi. Kişiler gelecek. Bu şekilde oyununuzu oynayabilecekler arkadaşlar. Şöyle biraz ilerleyelim hatta. Eğer hikayenizi iyi yaptıysanız daha iyi bir şekilde oynanabilecek. Ve bununla birlikte arkadaşlar oyunumuz tamamlanmış oldu. Setup'ımızı nasıl aldığımızı da görmüş olduk arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum bölümüne yazın mutlaka. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşça kalın.